Merhaba arkadaşlar, genleşme konusundaki 10. sorumuzla devam ediyoruz. Türdeş bir metal çubuk şekildeki bükülmüştür. Buna göre ortamın sıcaklığı arttırırsa X, Y, Z uzunlukları nasıl değişir? Arkadaşlar, ortamın sıcaklığı arttığında bu madde ne yapacak? Genleşecek. İşte bunun genleşmesini nasıl düşünebilirsiniz? Bunun genleşmesini şu şekilde düşünebilirsiniz. Yani bu genleştiği zaman aynı şekli büyümüş halini düşünün. Mesela ekrana parmağınızı koyun, X uzunluğuna kadar, Y uzunluğuna kadar, Z uzunluğuna kadar onu bir ölçün. Sonra onu biraz daha büyütün. Şimdi X uzunluğu ne oldu, Y ne oldu, Z ne oldu? Biraz daha büyütün. X ne oldu, Y ne oldu, Z ne oldu? Dolayısıyla buna baktığımız zaman şu anda X uzunluğu başlangıca göre ne yaptı? Atıyorum parmağımız, bir parmağımız bile gelmezken başlangıçtaki şekilde. Şimdi ise ne yaptı? Uzadı. Y aynı şekilde uzadı. Z ne yaptı? Aynı şekilde uzadı. Yani maddenin genleşmiş olması demek ne demektir arkadaşlar? Her bir uzunluğun artması demektir. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Hocam peki mesela genleşince bu çubuğun şu kısmı genleşecek ve burada Y daralmayacak mı şeklinde yorumlayabilirsiniz. Hayır arkadaşlar, daralmayacak. Niye? Çünkü bu çubuğun şu kısmı da genleşecek. Ve bunun ilk boyu bundan alttakinden daha büyük olduğu için, yani şu mesafeye A desem, şu mesafeye B dersem, o zaman bana verdiği Y mesafesi nedir? B eksi A'dır. Çubuk genleştiği zaman ne yapacak? A da artacak, B de artacak. Tabii neye göre artacak? İlk boylarına göre artacak. B'nin ilk boyu A'dan büyük olduğu için B'nin uzaması A'dan çok daha fazla olacaktır. Dolayısıyla A ne kadar genleşiyorsa B daha çok genleştiği için o aradaki fark olan X uzunluğu da ne yapacaktır? Artacak. Pardon, Y uzunluğu da ne yapacaktır? Y uzunluğu da artacaktır. Yani bu maddenin genleşmesini kısaca ne olarak düşünebilirsiniz? Aynı şeklin büyütülmüş hali gibi düşünebilirsiniz. Yani şekil büyüdükçe ne olacaktır? O mesafelerin hepsi artacaktır. Yani telefon ekranında veya bilgisayar ekranında o şekli büyüttüğümüzü farz edeceksiniz. O şekil ne kadar büyürse ne yapmış olacaktır? O kadar artmış olacaktır diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız artar 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 Ceyhan olacaktır. 11. sorumuz. Saf suyun sıcaklığa bağlı hacim grafiği şekil 1'deki gibidir. Sıcaklığa bağlı öz kütle grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Yani normalde suyun bir özel durumu vardır. Normalde bir maddenin sıcaklığı arttıkça maddenin hacmi ne yapar? Artar, genleşir. Ancak suda 0 ile 4 derece arasında bunun tam ters özelliği vardır. Yani suyun sıcaklığı 0 dereceden 4 dereceye çıkıncaya kadar, artı 4 dereceye gelinceye kadar ne yapacaktır? Tam tersi, hacim artması gerekirken hacim giderek azalmaya başlayacaktır. Artı 4'ten sonra normal bir sıvı gibi ne yapacaktır? Artık sıcaklık artınca bu genleşecektir. Hacmini giderek ne yapacak? Arttıracaktır. Aynı şekilde öz kütlesinde ne olacak? Normalde sıcaklıkla öz kütle nasıl orantılı? Ters orantılı. Çünkü sıcaklık arttıkça hacim artıyor. Hacim arttığı için de öz kütle ne yapacaktı? Azalıyordu normal şartlarda. Ama işte suda 0 ile 4 derece arasında bunun tam tersi geçerlidir. Yani ne oluyor? 0'dan 4 dereceye çıkıncaya kadar öz kütle artıyor ve öz kütle artı 4 derecede maksimum değerine geliyor. Yani suyun öz kütlesinin en büyük, yani 1 olarak kabul ettiğimiz o suyun öz kütlesinin en büyük olduğu değer artı 4 derecedeki değerdir. Buna göre aşağıda bir şekil vermiş. Bu resimde işte K, L, M noktaların sıcaklığını soruyor. Şimdi dikkat ederseniz ne var? Göl var ve gölün üstü buz tutmuş. Gölün üstünün buz tutabilmesi için, yani suyun donabilmesi için, orada büyük kütleli bir suyun donabilmesi için ne olması lazım? Hava sıcaklığının 0 derecenin çok daha altına düşmesi lazım. Dolayısıyla K noktası dışarıdaki bir nokta olduğu için dışarıdaki havanın sıcaklığıyla hemen hemen de yaklaşık aynı değerde olacaktır. Yani K noktası sıcaklığı ne olacaktır? Atıyorum eksi 20 derece gibi bir değer alalım. Peki gölün üstü su tuttu, buz tuttu. Yani buralar buz kalabı, buz kalabı, buz kalabı. Ama L noktası ne? Suyun buza dönüştüğü, yani o donma nokta sınırı. Yani buz kalabıyla su arasındaki tam sınır. Yani o zaman su burada ne yapıyor? Su burada su halinden buz haline geçiyor. Yani buranın L noktasının sıcaklığı ne olacaktır? Tam hal değiştirme sıcaklığı 0 derece olacaktır. M noktası da suyun en altı. Büyük kütleli bir suyun en altı nedir? Suyun öz kütlesinin en büyük olduğu değerdir. Suyun öz kütlesi de en büyük ne yapıyordu arkadaşlar? Artı 4 derecede oluyordu. Dolayısıyla M noktasının sıcaklığı da artı 4 dereceye nedir? Yakındır. Dolayısıyla buzun yoğunluğu D1, gölün dip noktasının suyun yoğunluğu D2. Bir kere şöyle düşünün. Su donduğu zaman normalde bütün sıvılar donunca katı hale geçince moleküller birbirine yaklaşıp öz kütlesi ne yapıyordu? Artıyordu. Ama buzda ve suda ise tam tersi. Su donunca ne yapıyor? Öz kütlesi azalıyor. Dolayısıyla buzun öz kütlesi zaten suyun üzerinde yüzdüğü için o buz kalıbı. Oradan da anlayabilirsiniz. Demek ki D1 suyun D2'den nedir? Daha küçüktür. Yani buz haline geçin. Buzun öz kütlesi suyun öz kütlesine göre daha küçük olacaktır. K'nın sıcaklığı L'den büyük, D'den M'den büyük. Hayır, K eksi 20 derece. Yani K sıcaklığı eksi 20 derece dedik dışarıda. L 0 derece, M ise suyun öz kütlesinin en büyük olduğu artı 4 derece. Dolayısıyla ikinci ifademiz ne olacaktır? Yanlış olacaktır. M suyun en yoğun olduğu artı 4 dereceye yakındır. L tam suyun buza dönüştüğü an, yani 0 derecedir. K da dış ortamın sıcaklığıdır. O da 0'ın çok 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 altına düşmüştür zaten. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 Ceyhan olacaktır arkadaşlar.
12. sorumuz. O noktasından zemine şekil 1'deki gibi perçinlemiş. Yani ne yapmış? Bu adam bunu buraya sabitlemiş. Dolayısıyla bir cisim normalde sabitlenmezse ne olurdu? Gerleşince atıyorum şöyle bir çubuk olduğunu düşünün. Bu çubuğu ısıttığın zaman bu çubuk gerleşecek. Nasıl gerleşecek? Sağa doğru mu sola mı doğru? Sonuçta ne yapacaktır? Her iki tarafa doğru da gerleşecektir. Yani çubuk ne yapacaktır? Kütle merkezi yer değiştirmeyecek. Yani O noktası burasıysa kütle merkezi, biraz önce de O noktası burası olacak. Kütle merkezi yer değişmeyecek şekilde gerleşecektir. Ama sen çubuğu atıyorum şuradan bir çiviyle çakarsan, şuraya bir çivi çaktığımızı düşünelim. O zaman o çivinin yeri değişmeyeceği için çivi aynı yerde olacak. Burası bu yöne doğru, burası bu yöne doğru ne yapacaktır? Gerleşecektir. Buradaki çubuğumuz da buradan O noktasına sabitlendiği için bu O noktasının yeri değişmeyecek. Dolayısıyla çubuk üzerindeki bütün noktalar sanki O noktasına göre genleşecek. Yani ne diyeceğiz? Şunu diyeceğiz arkadaşlar. Mesela çubuğun şu kısmı bu yöne doğru genleşecek. K dediğimiz kısım şu yönde genleşecek. Çünkü ilk sabitlenmiş noktaya göre genleşecek. L de şu yöne doğru genleşecek. Çubuğun hangi noktası olursa olsun o O'ya göre genleşecek. Dolayısıyla K ne yapacaktır arkadaşlar? K köşegen doğrusuna gidecek. Yani K 3 numaralı yönde hareket etmiş olacak. L de arkadaşlar 4'e 2, yani kısaca 3'e 2 şeklinde genleşecektir. Yani 3'e 2 şeklinde bu yönde genleştiği için L noktası da 4 numara olacak. Yani burası 4 olacaktır. K noktası ise 3 olacaktır. Cevabımız 3 ve 4 Ceyhan olacak. 13. sorumuz. İlk boyları K'nın boyu en kısaymış. Sonra L en uzunda M ilişkisi olan eşit kanka KLM çubukları perçinlenmiş. Yani yere sabitlenmiş. Bu noktalar yeri değişmiyor. Sıcaklık eşit miktarda arttığı zaman gösterilen X, Y, Z noktanın yatayda aynı hizaya gelmiş. Yani X, Y, Z aynı hizaya gelmiş. D1 uzaklığı X ile Y çubuğu arasındaki mesafe. D2 de Y ile Z arasında. Buna göre hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar şu X, şu Y ve şu Z aynı noktaya geldiyse, şimdi bir çubuğun boyundaki artış veya çubuğun üzerindeki herhangi bir noktanın uzaması neye bağlıdır? Oran ilk boyuna bağlıdır. Çubuğun genleşme katsayısına bağlıdır. Sıcaklık değişimine bağlıdır. Ben ortamın sıcaklığını eşit miktarda arttırdığım zaman ne oldu? Hepsi aynı hizaya geldi. Normalde bakıyorum Y'nin boyu ne? Normalde Y'nin boyu en kısa. Boyu kısa olması lazım. Değerlerle aynı seviyeye gelebilmesi için Y'nin genleşme katsayısının ne olması lazım? En büyük olması lazım. Sonra kim gelecek? Sonra X gelecek. X'in Z'den daha kısa olması lazım. X Z'ye yetişmiş olacak. Genleşme katsayısı en kötü olan çubuğumuzda kim olacak? Z olacak. Yani çubukların genleşme katsayısı nedir? Y büyüktür, X büyüktür, Z şeklindedir. Ama bize çubuğun genleşme katsayılarını sormuyor ki. Bize neyi soruyor? D1, D2 mesafesini soruyor. O zaman şöyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi D1, D2 içinde ben ne yapacağım? Şu uç kısımların ne kadar genleştiğini, yer değiştirdiğine bakacağım. Mesela D1 için X ve Y çubuğuna bakıyorum. Şimdi ne önemli benim için? İlk boy önemli. Çünkü sıcaklıkları eşit arttırdım. İlk boy kimin boyu uzun? Y'nin boyu uzun. Hem bu adamın ilk boyu uzun hem de Y'nin genleşmesi X'ten ne? Daha fazla. Dolayısıyla şu çubuğun ucunun yer değiştirmesi kesinlikle X çubuğuna göre çok çok fazla olacak. Hem genleşme katsayısı büyük hem ilk boyu büyük. Dolayısıyla D1 uzunluğumuz kesinlikle ne yapmıştır? Kesinlikle artmıştır arkadaşlar. Peki D2'yi kıyaslayalım. Ben hangi noktalara bakacağım yine? Şu uç kısımlara bakacağım. D2 bu. Peki bakıyorum Z'nin genleşme katsayısı Y'ye göre kötü. Ama Z'nin ilk boy değeri ne arkadaşlar? İlk boyu çok daha uzun. Şimdi boyu uzun ama genleşme katsayısı kötü. Dolayısıyla ben burada Y'nin şu ucumu daha fazla yer değiştirdi. Yoksa Z'nin şu uç kısmını daha çok yer değiştirdi hakkında kesin bir yargıda bulunma şansım var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla D2 ne olabilir? D2 hakkında kesin bir yargıda bulunma şansım olmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyeceğiz? D2 uzaklığı artmış da olabilir, azalmış da olabilir, değişmemiş de olabilir. Hangisi olabilir diyor. D1 uzaklığı azalmıştır. Bu kesinlikle olamaz. D1 kesinlikle artmak zorunda. Ama D2 artmış da olabilir, D2 azalmış da olabilir. Yani cevabımız Denizli olacaktır. 14. sorumuz. Sıla hazırlamakta olduğu projelerin bir bölümünü kullanmak için laboratuvarda metal bir çubuk ile tahta bir masa üzerine çekirdek ve özdeş ısıca yalıtkan KLM diskleri yerleştiriyor. Sonra metal çubuğun sıcaklığını arttırıyor. KLM diskleri kaymadan döndüklerine göre hangileri doğru olur? Şimdi arkadaşlar biz bu çubuğu ısıttığımız zaman çubuk ne yapacaktır? Çubuk uzayacaktır. Peki çubuğun uzaması neye bağlıdır? İlk boya bağlıdır. Genleşme katsayısına bağlı. Sıcaklık değişimi. Şimdi sıla sıcaklıkları eşit arttırdı. Yani çubuğun sıcaklığını arttırdı delta T'ye kadar. Çubuk zaten tek bir çubuk kullanıyor. KLM zaten ısıya yalıtılmış. Yani KLM'nin sıcaklığının artmasına veya KLM'nin bir genleşmesi olayı var mı? Yok. O zaman bizim için önemli olan nedir? İlk boydur. Şimdi çubuğun bu noktası sabitlendiği için çubuk ne yapacaktır? Şu O noktasına göre genleşecektir. Dolayısıyla K'nın dönmesini sağlayan kısım sadece şu kısımdır. Yani bura ne kadar uzarsa K bunun yarısı kadar ne yapacak? Dönecek, yarısı kadar öteleme hareketi yapacaktır.
L için ilk boya baktığımız zaman L'yi uzatan kısım şu kısım olduğu için o zaman buranın ne kadar uzadığı bize alakadar eder. Dolayısıyla L'nin ilk boyu ne olacaktır? K'ya göre daha fazla olduğu için L'ye daha çok dönecek. Hatta M çubuğu içinde ilk boy M'yi döndüren kısımda şu kısım olduğu için M'nin için ilk boyumuz da bizim burası olacak ve bununla orantılı uzayacak. Dolayısıyla burada ne yapacaktır? M küresi hem daha diğerlerine göre daha fazla dönecek hem de daha fazla öteleyecektir. En çok M en az K döner. Evet doğrudur çünkü ilk boylara bağlıdır o zaman miktarları. Sıla sadece çubuğun boyunu arttırarak aynı işlemi tekrarlarsa disklerin dönme miktarı da ne yapar? Artar. Şimdi arkadaşlar sıla aynı işlemi yaptı ama çubuğun boyunu arttırdı. Yani metal çubuğumuz ilk öncekine göre ne? Daha uzun. Ama nasıl daha uzun? Şimdi burada önemli olan nokta nedir? Sıla sadece çubuğun boyunu arttırdı. Yani KLM'nin için mesela ilk uzunluğu aynı yapmadı. Çubuğu şu kadar bir çubuk yaptı. Çubuğumuzu şöyle uzattı sıla diyelim. Bu kadar uzarsa ne olacaktır arkadaşlar? Şimdi bunun uzaması miktarı için bizim için önemli olan ilk boyu nedir aslında? O noktasının K küresine olan şu kısmın ne kadar uzadığı. Yani çubuğun uç kısmının ne kadar çok uzadığı bize aslında ne yapmıyor? Alakadar etmiyor. Dolayısıyla ne olacaktır? Sıla sadece çubuğun boyunu arttırırsa yani KLM'nin o yolun uzaklığını değiştirmeden sadece çubuğu uzatması ne yapacaktır? Onların uzama miktarını değiştirmeyecek. Yani dönme miktarları ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. KLM diskleri aynı yönde dönüyor. Çubuk zaten ileriye doğru uzadığı için K'da, L'de, M'de ne yapacaktır? Çubuk uzadığından dolayı üçü de ileriye doğru hareket edeceği için aynı yönde dönecektir. Yani cevabımız 1 ve 3 Ceyhan olacaktır. 15. sorumuzda üst üste konulmuş olan ve sıcaklıklar farklı ikizde metal çubuklar şekil 1'deki ısıl dengeye gelinceye kadar. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bunların sıcaklıkları neyi farklı ve ısıl dengeye ulaştırıyoruz. Yani biz bu sistemi ısıtmıyoruz veya bu sistemi soğutmuyoruz. Yani ısıya alıtılmış bir ortama koyuyoruz aslında bunları. Yani bu çubuklar ne yapıyor? Biri sıcak biri soğuk olduğu için kendi aralarında ısı alışverişi yapacaklar. Dolayısıyla kendi aralarında ısı alışverişi yaptıklarından dolayı ne olacaktır? Isı verenin sıcaklığı azalacak. Dolayısıyla büzüşecek. Isı alanın sıcaklığı ne yapacak? Artacak. Ve dolayısıyla ne yapacak sıcaklığı arttığı için de genleşecek, uzayacak. O zaman dikkat ederseniz ilk boyuna göre uzayan kim? X. Demek ki X'in sıcaklığı ne yapmış? Artmış. Niye? Demek ki X ısı almış. Kimden? Y ve Z'den. Peki ısı alışveriş için gerekli olan şartımız neydi? Başlangıçta sıcak olan sıcaklıklar farklı olacak ve sıcak olandan soğuk olana doğru bir ısı aktarımı olacaktır. Dolayısıyla ne olacak? X uzadığına göre, ısı aldığına göre demek ki başlangıçta ilk sıcaklığı, yani bize ilk sıcaklıklarını soruyor. X'in ilk sıcaklığı en küçük olacaktır. Yani X'in sıcaklığı Y'den de Z'den de nedir? Küçüktür. Peki Y ve Z'ye bakarsak Y ve Z ısı kaybettiği için ne yapıyor? Sıcaklığı azalıyor. Sıcaklığı azaldığı için de ne yapıyor? Büzüşüyor ve eski yerine göre boyları ne yapıyor? Kısalıyor. Ha Y daha çok kısalmış. Daha çok kısaldıysa o zaman ya Y'nin sıcaklığı çok fazlaydı, o azaldığı için kısaldı. Ya da ben bunların aynı madde olduğunu bilmiyorum ki. Sonuçta farklı sıcaklıklar farklı olan X, Y, Z metal çubuk. Bu çubukların aynı maddeyle yapıldığı hakkında bilgi verilmemiş. Dolayısıyla belki çok kısalmasının sebebi genleşme katsayısındandır. Yani sıcaklığı çok fazla azalmıyordur ama genleşme katsayısı büyük bir maddedir. Dolayısıyla ben burada Y mi başlangıçta daha sıcaklı, Z mi daha sıcaklı bilemem. Ama kesinlikle X'in ilk sıcaklığı Y ve Z'den küçük olduğunu, Y ve Z'den X'e doğru ısı aktarımı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Y ve Z'nin ilk sıcaklığını kesin bir şey diyemediğimiz için, olabilirlik sorduğu için olabilir mi? Niye olmasın? Hani mesela Z'nin sıcaklığı daha fazladır, daha yüksektir. Z'nin sıcaklığı belki çok azalmıştır ama genleşme katsayısı kötüdür. Onun için az kısalmıştır bu adam. Olabilir mi? Olabilir. Yani cevabımız ne olacaktır?